Öyle söylemiş yani, GoPro dememiş ama. Okey, bakalım burada neler varmış. Bu adam önünü nasıl görüyor lan? Öyle işte abi. Yine gerginlik, yine kavga. Yok, biri düştü abi ya. Ha öyle mi? Yok, durdu. Abo. Bir kayıp düştü ama. Ya hiçbir şey var mı? Bırak abi. O motorun sahibi miydi lan? Arayı bıraktı gitti. Yok, kenara çekildi. Burası bak. İyi misin kardeşim? O değilmiş lan. Ha. Teyzeyle amca herhalde, o mu? Ne yapıyorsun oğlum sen la? İzledik abi bunu. Tamam oğlum, bekle bir izleyelim yani, ne olacak? Bak kamera çekiyor, yazdım bak. Bak vuruyorsun bak. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Dur dur dur. Dur dur. Senin iyi misin? İyi misin? Bir aç el, aç. Aç konuşalım, aç. Aç konuşalım. Yok yok, bir şey yok, bir şey yok. Açtım, bir şey soracağım. Açtım, bir şey soracağım. Teyze kendi sıkıştırıyor beni. Ne demek kendisi? Acelen varsa yol isteyeceksin. Çarpıp bir de kaçıyorsun. Bak plakanı çektim, tamam. Yarın emniyette görüşürüz. Hem çarp hem kaç. Hem çarp hem kaç. Tamam. Sen şimdi git git hadi. Hadi git. Ben plakanı aldım seni, sen git. Burundan girmiş valla. Sayın Hacım, nasıl yorumluyorsun bu durum bir motorcu olarak? Motorcu hatalı abi. Tamam, teşekkür ederim. Ya bu videoların çoğunda zaten bu arada neyse. Arabada sinyal var mıydı? Var. Var abi. Yok. Ya da önceden 60. Var, var. İlk başta yakıyor, sonra kapatıyor. Evet, aynen. Onu merak ettim de. Oğlum sen ne dedin lan? Abi ben tabii ki de çok haklı oldukları yerler var, hiçbir şey demiyorum ama ben çoğunda çok abarttıklarını ve abartma dediğim hakkını arama tarafı değil yani. Mesela bu olay gibi.
Ulan aradan kaçmaya çalışıyorsun. Oradan basıp gideceksin. Adam normal arabayla çıkmış yola. Ne bağırıyorsun yani? Ya oluyor. Onlar oluyor. Bu her iki tarafta da böyle oğlum. Hep haklısı ve haksız da var. Suistimal edeni var. Oluyor tabii oğlum. Adam kameraya çekiyor. Biraz delleniyor. Ya da öncesinde 2-3 defa gerçekten araba hatasıyla sinirleniyor. Dördüncüde ona patlıyor falan. Bir sürü şeyler oluyor. Ama Türkiye'de motorcularda çok şey var ya hani böyle haklı olup ezilmiş olmaları. Evet işte o bir patlama yani hep. O patlama hep var. Psikolojiyle bence fazla atarlanıyorlar. Aynısı feministlerde ya var. Ben mesela motorcularla motoru motor kullanan ben ona katılmıyorum Kordi. O Kordi'nin işi arkadaşlar. Yanlışlıkla iki ayrı yerden linç edin, özür dilerim. Aynısı nelerde de var dedi. Aman abim aman. Oğlum kötü bir şey söylemedik. Kordi disten sonra kendine gelemedi ya. Abi yok. Kötü bir şey söylemedim ki. Ya bir dur ama. Ay videodaki adam bana söyledi. Evet. Ya bir dur ama ne yapayım ya. Ne yapıyorsun gerizekalı or... Aaaa. Fils de put va. Aa! Abi bu bir race mi lan? Fransız bu. Fils de put va. Onun oğlunu gördün değil mi? Nasıl küfürdün? Bir race lan. O siyah arabaların suçu ya. Ne kordaya çalıyorsun amına koyayım? Derdin ne? Bir şey sorabilir miyim? Herkes çok gergin ya. Bir şey sorabilir miyim abi? Neden korna çaldın? Allah aşkına neden yani? Sebebini sorabilir miyim? Sabır ya. Evet. Ya ne gerek var mesela insansın. Şimdi? Bir yorumlayalım mı şu tarz durumu? Yani şimdi bir kere en baştan bir yorum yapacağım bundan bağımsız. Trafik ışıklarında yeşil yandığı hatta sarı, yeşil yandığı salise kornaya abananlara ben de çok uyuz oluyorum. Ona yani, katılıyorum. Bu konuda bir kere hemfikir olmamız lazım. Vallahi ben arada basıyorum. Arada. Ben şöyle bir durumda basıyorum. Mesela ikinci arabaysam, üçüncü arabaysam yeşil yandığı zaman bazı hepimize oluyor bu. Başka yere bakıyor oluyoruz, telefona bakıyor oluyoruz ışıktayız diye. Bir iki saniyelik gecikme olduğu zaman şöyle bir bak. Bıp diye bir kornaya basmak hani şeydir. Hani yeşil yandı bıp. Bir de şunlar var. Bıp diye böyle daha yeşil yandığı an. Şimdi ben bu bıpçılara aşırı sinir oluyorum. Ulan bir dur. Tamam kalkacağız. Ya da bazen her ne kadar yeşil de yansa insanın karşı şeridi, sol şeridi, sağını solunu kontrol etmesi gerekiyor. Ben en öndeyken bazen onu yapıyorum. Yeşil yandığı an şöyle bir saniye iki saniye bir bakıyorum. Çünkü karşı şeritten biri ışığa dikkat etmeden geliyor olabilir. Can güvenliğidir bu, bakarsın. Bu konuda hemfikiriz. Şimdi burada bu abi ne yapıyor? Şöyle ilk baş olaya geleceğim. Dur bakayım. Ben bir korna duymadım la. Burada herhalde bıp yapıyor herhalde ya. Şimdi bak kırmızı zın yeşil yandı ve gaza basıyor. Bıp öyle yapmış. Bıp. Bıp yapmış. Sen ne korna çalıyorsun amına koyayım? Derdin ne? Bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim abi? Neden korna çaldın? Mesela bak şurada da açıklasa. Bir abartma bu arada bu. Tamam doğru bak. Abi. Yani bir bıp için yanına gidip de konuşma falan hani bence gereksiz şeyler. Ama madem gitmiş merak etmiş o bıptan dolayı rahatsız olmuş olabilir. Mesela şu abinin de arabadan çıktığı zaman şey demesi lazım. Yok görmemişsindir diye bir kez kornaya bastım dese konu kapanacak gibi. Dayı ama hiç umursamıyor. Allah aşkına neden yani? Sebebini sorabilir miyim? Ne diyor burada onu bilmiyorum. Allah aşkına neden yani? Sebebini sorabilir miyim? Ya şu tripler rahatsız edici bu arada. Yani hani ne oldu ya abi yani hani bir açıkla. Sabır ya. Sabır çekmiş. Ya bir de şöyle bir şey var. Son zamanlarda ben de nezahatin yanında fark ediyorum. Bu huy olmuş abi bizim insanımızda. Çünkü millet telefonuyla oynuyor abi. O çok Işıklı var. Işıklı durunca.
ve görmüyorlar yeşil olduğunu. İnsanlar da artık herhalde otomatikleşmiş. Pıp yapıyor hani yandı hadi git hesabı. Ha sen de uğraşamam diyormuş. Var var. Telefon muhabbeti Burçay'ın dediği gibi çok var. Ve genelde ben de çok yaşıyorum bunu böyle. Ya bu ne yapıyor amına koyayım diyorum. Mesela yanından geçerken telefonun ışığını görüyorum. Telefona bakıyor. Ne yazık ki. Sarıda bile basan var. Oğlum fena. Ben bazen uyuzluk yapıyorum mesela. Gitmiyorum. Arkada böyle çok kalabalık yoksa, bir arkamda bir araba varsa diye bastıysa kornaya, böyle üçle gidiyorum böyle diye gidiyorum. Deliriyor arkada. Evet, sen çok iyi bir insansın. Şerefsiz. Ayaküstü. Aman aman aman. Oy. Babamın hep çocukluğumdan beri, 18 yaşından beri uyardığı tek şeydir. Bir otobüs, bir minibüs, yayınlarda çok kez söyledim. Durduğu zaman yanından yardırma. Mutlaka bir müşteri inip minibüsün veya otobüsün her neyse toplu taşıma aracının önünden karşı şeride atlayabilir. O yüzden her zaman orada dur der yani. Böyle baka baka yavaş yavaş gider, aynen bu mevzu yaşanmasın diye. Ne yapıyorsun ablam sen ya? Ya ben ne yapıyorum arkadaş? Yola iyi bakacaksınız. Çok tehlikeli. Evet, insanın da yayanın da mutlaka bakması da lazım. Soluna sağına, yani yayanın da burada bilinçli olması lazım. Bir yerden indiysen her zaman bir yerden bir araç çıkabilir düşüncesiyle iyi kontrol etmek gerekiyor. Ama motorcu orada aman abla ya. Orada artık bir noktadan sonra hatalı hatasızı düşünmek yerine iyi misin? Bir şey var mı? Tabii. Hani kusura bakmayın vallahi, Allah kurtardı vallahi, aman siz de dikkat edin. Evet siz de dikkat edin gibi bir iletişim kurulması lazım. Ya ne yapıyorsun abla amına koyayım? O biraz da motorcunun şey korkusu. Hani çarpsam bir şey olabilir. O stresi de biliyorum. Nasıl bir adamsın sen? Allah belanızı vermesin ya. Nasıl bir adamsın sen? Ne yapıyorsun? Mesafe bırak. Sana zahmet. Mesafe bırak. Allah abi bu durumda Allah. Çok rahatsız ediyor ya. Ne o? Motor üstünü delirtiyor böyle. Götüne kadar geliyor ya böyle, hani biraz daha bassa tekerine değecek. Abi ben her zaman motorla aramda, yani normal arabalarda da aramda hep mesafe bırakmaya çalışıyorum ama motor olduğu zaman onu strese sokmamak için hep uzaktan takılıyorum. Ya yani orta şeritte gittiği halde yani. Hep bekliyorum çünkü abi iki tekersin ya. Sinyalsiz şerit değiştirme. Hangi şerit abi? Bu parklar ne ya? Ya bir siktir gitti. Şimdi bak sola atacak kendini. Allah Allah. Allah'ım. Nasıl ya? Bin. Ne? Yol ver adama. Evet bu arada öndeki arabada sıfır sinyal yani. Hiçbir şey yok. Anam. Hop. Burada dediğim şey diyormuş değil mi? Ya baba hızlı gitsene amına koyayım. Ani fren mi yaptı? Önündeki duruyor abi. O da panik freni çekti. Ha, ona şu an öndeki beyaza bakıyorum. O. Mesafesi varmış biraz daha yani. Evet. Abanmış. Ya o da belki o da bir anda karşıya gelince arabanın durduğunu görünce panikle basmış. Motor niye duramadı? Çok hızlı değil yani. Bu asfalttan dolayı abi. ABS'si devreye girmiş. Ayak ayağa durmuş. İyi, sadece lastik dokundu. Sorun yok. İyi yok yok. Aslında tampon yok değil mi? Böyle egzozu megzozu almış ama. Aklıma bir şey geldi de neyse. Cinsel espri değil mi Bavol? Yok lan. Gel gel üstüne.
bu nasıl bir kamera açısı lan? Bu benim neyi izlemem lazım burada? Bakın. Uy! Köpeğin kıllarını gördüm lan. Tükürdü lan köpek. Keçi mi o? Kurt muydu ya? Köpek. Kurt mu lan bunlar? Sibirya mı? Ay yalnız çarpmış ya. Şey, ceylan mı, geyik mi ne? Ama kamera açısına takıldım ben. Demek ki 3-5 tane kamera varsa. Ya bu motorlu arabayla alakası yok. Arkadaşlar her zaman trafikte kendisi sanki mükemmelmiş de herkes kusurluymuş gibi hareket eden bütün sürücüler haksızdır. Vallahi ben bile çok dikkatliyim ama hala aklıma o abi geliyor mesela karşıya geçtiğimizde. O beni öldürüyordun diyen adamın konuşması aklımdan çıkmıyor yani ya. Evet.